14A holündeki yayınlarımıza devam ediyoruz. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, İstanbul Mobilya Fuarı'nda yeni bir konuk, yeni bir üye ama eski bir dost. Eski bir dost, evet. Evet Ali abi. Bizim mukabil. Nasıl gidiyor? İşlerimiz... Öncelikle hayırlı, uğurlu teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Hepimize bereketli olsun inşallah. Bütün katılımcılara bereketli olsun. Bol ihracatlı bir fuar olsun. İnşallah amacımız o, ihracat. Ülkemize döviz getirmek. Evet, 500 milyar dolarlık hedefi tutturmak. 450'deyiz, 500 az kaldı. Başkanla ilk gün yaptığımız röportajda işte geçen sene 4.3 milyar dolara erişmişiz mobilyada. Yeni hedef 6 milyar dolar. İnşallah erişiriz. Ondan sonra da aslında işte 10. 5 yıllık kalkınma planında konulan bir hedef vardı. 10 milyar dolar 2023 hedefi. Söylemiştik aslında, yani şu pandemi olmasaydı belki onu da yakalayacaktık. İnşallah yakalarız. İnşallah ben çok konuşmayayım abi. Sözü biraz sana uzatayım. Nasıl geçiyor abi fuarımız? Memnun muyuz, mutlu muyuz? Fuarımız sakin. Katılımcı yoğun. Yarın ya da bir sonraki gün daha yoğun bekliyoruz. Kar. Birkaç gün, iki gün, üç gün. Bunun da etkisi oldu. Uçakların kalkmaması etkisi oldu diye düşünüyoruz. Katılımcı yoğun. Ziyaretçi de yoğun aslında ama karışık bir fuar oldu sanki. Her iki tarafta olması. Her iki tarafta olması. Avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Günün sonunda göreceğiz. Katılımcının fazla olması, ziyaretçinin de fazla olması anlamına gelecekti ama dolu dolu mu çıkacak firmalar bilmiyorum. Bu soru işareti. İlk defa deneniyor bu yıl. Tabii yani fuar firmasının dışında bir defa işte Dernekler Federasyonu, MOS Fuarcılık ve TÜYAP'ın işbirliğiyle yapılan bir defa ilk fuar. Evet. Uzun zamandan sonra yapılan ilk fuar. Sadece şunu söyleyebilirim. Firmalar bir defa iki yıl hani yatmamışlar, uyumamışlar, çok ciddi çalışmışlar, hazırlanmışlar. Çalışmışlar, doğru. Güzel, şık şeyler yapılmış. Yukarıdaki hollere baktığımızda evet biraz daha yabancı ziyaretçinin yoğunluğunu gördük. Daha bu tarafa gelmedilerse henüz. Sabahleyin bir yabancı ziyaretçi diyor ki ben sizi tanıyorum, her tarafta görüyorum. Hadi bakın şimdi 14A numaralı holdeyiz. Biraz da buraya gelin. Bekliyoruz. Yazalım abi. Yazıyoruz, yazalım, bekliyoruz inşallah. Hedef ne peki? Yani iç piyasa, iç piyasada iyiyiz. Fuarların amacı biraz daha yurt dışı amacımız aslında. İnşallah onları yakalarız. Hafta sonu tabii ben bir de bu fuarın tabii reklamı yapıldığı için yoğun bir perakende ziyaretçi bekliyorum. Olabilir. İçeride ciddi anlamda güzel reklam yapılmış. Yurt içinde. Yurt dışında bilmiyorum. Yurt dışından gelen de çok ama daha fazla olabilir miydi? Ya da bizim holümüz 14A. Evet. Sonradan karar verdiğimiz için bu kattayız. Bu katta yönlendirme levhalar da oldu ama ziyaretçi sayısı az burada. Evet. 14A'da ziyaretçi sayısı biraz azmış. Ziyaretçilerimizi biraz buradaki... Bekliyoruz. Burada da güzel firmalar var. İyi evet, firmalar var. Burada da mafsat firmalar var. Burada da mafsat firmalar var. Buraya da bekliyoruz. Bekliyorum. Evet. Bekliyoruz. Pazartesiye kadar biz buradayız. 14A numaralı holdeyiz. Arden Luxury'deyiz. 14A 12 numaralı standdayız. Kolay evet. Basit bir yerdeyiz. Bu kadar basit bir yoldayız. Evet. Basit yerdeyiz. Ben zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza eski sağlık. Eski dostları görmek güzel. Eyvallah. Ben şimdilik sizi ürünlerle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın diyorum. Birazdan yeni bir standta görüşmek üzere.